Evet, bu hafta birçok oyun bizle birlikteydi. Onlardan 3 tanesini Epic vermişti zaten. O Epic kendimi gizemli kaldım orada. Heh. Epic 3 tane oyun vermişti. Onları paylaştık. Bir tane Game Pass'ten, 2 tane Amazon'dan oyun paylaştık. Şimdi Steam'den bu hafta yüklediğim ve manyak gibi oynadığım başka bir oyunu sadece böyle bir gireceğim. Girizgah yapacağım. Ne olduğuna dair göstereceğim. Yani ben baştan başlamayacağım zaten oyuna. Sadece göstermek için giriyorum efendim. Sizin de aklınızda olsun, böyle bir oyun var. Böyle bir oyun var. Sheep Graveyard Simulator. Yani 5 saatte oynamışım. Oyunu indirdiğimden beri nefes almadan oynamışım. Oyun benim bir ara o su fiskesiyle etrafı yıkadığım oyun gibi. Böyle insanın düşüncelere daldıran, uzağa gönderen bir oyun. Elinizde balyoz alıyorsunuz aga gemilere. Parçala parçala bildiğin kes. Yoksa da kafanızda düşmanlarınızı, sorunlarınızı, problemlerinizi düşünüp uzaklaştığınız bir oyun efendim. Ship Graveyard Simulator. Hemen biz oyna diyerek devam edelim. Devamdan biraz ilerledim. O kadar çok da gitmedim de yani acıcık gittim. Nasıl diyeyim size? Oyun 35 lira falan, yani çok pahalı bir oyun değil. Steam'den bir oyun. Yani bazı oyunlar harbiden amaca hizmet. Ben de bunlardan biri olduğunu düşünüyorum bu arkadaşın. Bu arada işte biz bu hafta bayağı bir oyun paylaştık efendim. Doğum günümün hatırına. Ayın 13'ü benim doğum günüm. Kalp 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 kalp. Onun dışında da başka da diyecek bir şeyim yok. İnşallah bu oyun açılır. Bu oyunda size bir balyoz veriyorlar. Balyozla gemilere ağız burun dalıyorsunuz. Oradan çıkarız, parçalı birleştirip sağdaki soldaki kişileri işte güçlendirebiliyorsunuz. Ondan sonra o isterseniz oradan kasıp şey yapıyorsunuz. Ne derler? Kendinize ekipman alıyorsunuz, satıyorsunuz falan filan. Böyle değişik bir kafa bir oyun. Ben niye bu kadar uzun süre loading ekranı geldi anlamadım. Gibi yüklenmiş olması lazım. Evet geldi. Burada olabildiğince ben elimden gelince birçok oyunu sizinle paylaşıyorum. Şimdi biz buradan gemi seçiyoruz normalde. Atropos'u parçalamışız. Hiçbir rezervasyon yapılmamış demiş. Şimdi biz bir tane bir gemi var. Bir de bu var. Orta var. Bakayım biz de bu. Biz bir şu küçüğü de parçalayalım. Tamam. Zaten bugün bitiyor. Gece olmuş. Uyuyor. Uyumaya gidiyorsun diyor. Uyumaya gidip uyuyorsun. Oyunun niye sesi yok şu anda? Seçenekler. Ses. Direği kapatmış. Geldi. Şimdi burada bir tane satıcı var. Bu arkadaşı satabiliyoruz. Burada da geliştirici var. Şurada bizim bir eritme maden yerimiz var. Burada bir atölye yaptık. Depomuz var. Şurada mıkındırıktan bir arabamız var. Arabanın da arkasında da yer var. Arabamıza biniyoruz. Yalla şoför, yalla. Ne bekliyorsun? Ben geldim. Şimdi selamünaleyküm diyorsun ve başlıyorsun vurmaya abi. Işıyan parlak yerlere vurursanız tabii daha çabuk duyuyorsunuz bu arkadaşlar. Toplamayı sona bırakıyorum ben genelde. Ben genelde yıkma üzerine daha keyifli oluyor. İki parça da indirdik. Oh, bak şu an ben kafamda maddi sorunlar, problemler, ülkedeki ekonomik durum, alım gücü, enflasyon,
Bak bak bak. Bütün sinir stres. Hepsi gitti. Oh. Dümdüz. Vura 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 vura. Gireceksin rekabetçiye de orada biri gelecek fitleyecek. Oyun keyfini içine sıçacak. Bakalım dümdüz o. Tertemiz. Çekiyorum testeremi. Keyifler. Hop, bakırlar dökülsün. İniyorum aşağı. Ev sahibi. Hop. Zamlar. Her şeyin üstesinden geliyoruz. Orası kaldı. Tam yerinden yapmazsam böyle sıkıntı. Ha, şunları da yapalım. Borçlar. Alacaklılar. Nasıl ama? Bir bakış attın, kalbimi yaktın, aşkın kemendini boynuma taktın. Hırtık 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 hırtık. Canım fedadır senin yoluna. Günahlarım da benim boynuma. Çıkalım seninle. Ya yine bir parça bırak. Ama iki de bitiriyorum bunları. Boşuna işimizi uzattık. Buna da sinir olmuş. Balta ile bir tane de ona vurmuş. Tamam. Çekelim baltamızı. Oh. 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 Burayı dümdüz ettik mi ettik. Çıkalım üst kata. Tüm kalbime demirden pençe. Vur, vur, vur inlesin. Burayı da hallettik. İçeri giriyoruz şimdi. Ve bunu böyle içindekileri alıyoruz. Sonra kırıyoruz. Şimdi maymuncukla açtığımız bazı sandıklar var. Kırılacak şimdi. Ne zor açtık be. Açtıktan sonra kırabiliriz. Niye başta kırmıyoruz diye sorarsanız o da oyunun hikmetinden sual olmaz. Bunu da açtık. Hop, bunu da kırdım. Her şey her şey. Şimdi bunu yalnız kesmemiz gerekiyor. Oksijen kaynağıyla. Hop.
Burayı da keselim. Bu da tamam. 1100 kata çıkalım. Oh. Bunu da açtık. Bunu da kırdık ve %100 yaptık. Gemi de kırılacak, parçalanacak hiçbir şey kalmadı. Şimdi topluyoruz. Malları topluyoruz abi. Bakır, çelik, melik ne varsa. Dökme demir. Sen garip serçe attın kalbime demirden pençe. Oh, güverteyi bitirdik. Neymiş çelikmiş. Canım fedadır senin envanterde yer yok. Şimdi bazı şeylerden alabiliriz, bazı şeylerden alamayız. Bunu alırız. Bunları da alırız. Paslanmaz çeliğe yer var. Birazdan bakıra da yok. Peki, evet, bakır da doldu. Bunları da toplayalım. Aynı tip materyallerden alıyor. Belli bir şey yapıyor. Yüzüne gibi bir şey yapıyor. O yüzden yani onlarlık yer kalmış olabilir. O yüzden yağımızı da aldık. Tamam. Birinci etapta alacağımızı aldık. Şu yağı da alalım. Arabaya gidelim. Alayını bırak. Kalan parçalarımızı da alalım. Güvertede kaldı mı? İçeride kaldı mı? Bir tane var. Bırakmam. Çivi bırakmam. Çivi. Çivimi bırakmam abi. Arkaya da böyle bir güzel Metallica şarkısı açıyorsun. Onlar orada bağırırken elinde balyoz. Büyük gemilere falan girdiğini düşünsene. Bu gemi 10 dakikada hallettik ama orada kocaman gemiler var. Bir günde bitmeyecek gemiler var. İşçi tutman gereken gemiler olacak belki. Bu gemiyi tek başımıza hallettik. Arabamıza binelim. Uzayalım. Canım fedadır senin yoluna. Yer nerede lan? Günahlarında hiçbir yere geldim. Base'imiz orada. Yanlarım. Enayim. Yanlamalar bizden sorulur. Şimdi burada bunları birleştireceğiz. Diyor ki paslı çelikle bakır birleştirirsen alaşımsız çelik yapar diyor. Çelikle dökme demiri birleştirirsen dökme çelik yapar diyor. İki yağı birleştirip karesan yapabilirsin diyor. Bunların satış fiyatlarına bakalım. Önemli olan o. Şimdi mesela alaşımsız çelik 10 dolardan gidiyor. Şimdi bununla bunu birleştirirsek bir dakika. Ne istiyordu şey için? Bakırla paslı çeliği birleştirdiğimizde bunu yapıyordu. 5-4-9 demek ki bunu böyle yapıp satmak daha mantıklı. 2 yağ 8, 2 yağ birleştirip karasan yaparsak 40 dolardan geliyor mesela bakın. Böyle bunların şeylerine bakıp buradan satabiliriz. Orada birleştirip satabiliriz. Bu abiyi de ben bir level atlatmıştım. Sonrasında bunları da arttırıp
İşte yağ paspası kaldı falan filan, onları da alıp ilerleyebiliriz. Buradan da gemiler vardı, göstermiştim bilgisayardan. Şimdi bunu iptal et diyeceğiz. Yoksa boşuna charge olur. Şimdi bakın burada mesela devasa gemi varmış. Buna bir gireceksin abi. Parçala parçala dur. Bunun kiralaması günlüğü 1500 dolar. İçinden kim bilir kaç paralık malzeme çıkacak. Evet. Graveyard Simulator'da böyle bir oyundu efendim. Bunu da böyle göstermiş oldum. Ben böyle chill oyunları seviyorum. Bu da benden size Steam oyunu olarak gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu hafta büyük ihtimalle herhalde seri oyunumuza da videomuzun videoları gelmeye başlayacak. Abone değilseniz abone olmayı söylemiştim. Bay bay. Introsuz intros. Intro yok intro. Bay bay.